Kafa Radyo'da Ceyda Düvenci ile bugün de 5 Haziran Çarşamba gününde beraberiz sevgili dinleyenlerim. Bugün biraz yoğun bir gün olacak benim için, o yüzden bayağı sabahın köründe kalktım size bu yayının kaydını hazırlamaya. Çok koşuşturmalı bir gün. Okulların tatil olmasına az kaldı. İş yoğunlukları azaldı. Dolayısıyla da benim koşuşturmalarım çoğaldı. Çünkü iş yoğunluğunda yapamadığım, ertelediğim işleri tamamlamak zorundayım. Okullar kapanana kadar heyecanlı bir tatil organizasyonu beni bekliyor. Bazen böyle hayatın içinde şöyle şeyler yapabiliyorum kendime. Çok yoğun iş hayatı geçirdiysem o sene, çocuklara yeterince zaman ayırmadığımı hissettiysem, kendime yeterince zaman ayırmadığımı hissettiysem, mutlaka yaz için güzel bir tatil organizasyonu yapıyorum çocuklarla birlikte. O beni bütün yıla motive ediyor. Hem çok çalıştığım anlar için, hem yorgun düştüğüm anlar için, ya da bir çare derler ya, çaresiz hissettiğim anlar için diyorum ki Ceyda kendini toparla, yazın şahane bir tatil seni bekliyor, hadi aynen devam et. Aslında hayatın içinde şunu demeye çalışıyorum ki kendinize motivasyon alanları belirlemek çok önemli. Bu illa bir tatil olmak zorunda değil. Sizi mutlu eden herhangi bir konu olabilir. Çok yoğun bir tempoda çalışacaksanız eğer, ya da çalışıyorsanız, ya da çok zorlu bir döneme giriyorsanız, sonuna kendinize ödül gibi diyelim, mükafat gibi diyelim, motivasyon gibi diyelim, bunun adını ne koyarsanız koyun, bileceksiniz ki siz, evet zorlu bir dönem olacak ama onun sonunda şahane bir şey sizi bekliyor. Tünelin sonundaki ışık gibi. Dolayısıyla organize ettiğim bu tatile çok sayılı günler kaldı. 8 gün gibi. Çok heyecanlıyım ve hayatın içindeki bütün koşuşturmalarımı, bütün yapılması gerekenleri yapmaya çalışıyorum. İngilizce'de to do list derler, yapılması gerekenler listesi. Onları oluşturdum ve onları yapmaya çalışıyorum. 8 gün içinde bitirmek hedefim. 5 Haziran Çarşamba günü gösterirken takvimler, bakalım takvim yapraklarının içinde bizim için neler saklı. Hemen onlara bakalım dilerseniz. Yine güzel bir gün dileyerek başlıyorum. Dünya Çevre Sorunları Günü 1988 yılından beri farkındalık yaratmak için bugün Dünya Çevre Sorunları Günü ilan edilmiş. Dün Ali'nin okulunu bitirme gösterileri vardı. Orada da çocuklar en sonunda birlikte şarkı söylediler. Ve yine orada da dünyaya iyi bakmak üzerine. Her tarafımız, hani öyle bir dünya düşünün ki hayvanlar mutlu, insanlar mutlu, her taraf yemyeşil diyordu şarkının sözleri. İşte aslında orası bizim dünyamız. Lütfen ona iyi bakalım. Dünya Çevre Sorunları Günü'nde benim birey olarak gördüğüm en büyük sorunlardan biri arabalarımızdan trafikte attığımız çöpler. İnanamıyorum. Yani biraz cesaretim olsa, eskiden yapabiliyordum, artık yapamıyorum çünkü kavga biçimlerimiz de değişti. Arabada taşıdığımız, kavga sırasında kullanacağımız eşyalar da değişti. Dolayısıyla eskiden yaptığım şeyleri yapamıyorum. Eskiden arabadan trafikte dışarıya ne atılsa inerdim arabadan, onları alır iade ederdim atan kişiye. Fakat artık yapamıyorum, içim cız ediyor. Yani neler atıyorlar o arabadan? Neler neler, gözlerime inanamıyorum. Arabada bir tane torba bulundurup onun içine atıp çöp kutusuna atacaksın. Hepsi bu. Fakat inanılmaz bir şey bu yani. Ve hep söylüyorum size, alışveriş aplikasyonlarında çok ucuza maşalar satılıyor. Benim arabamda 3 tane var. Gittiğiniz ortamda, yeşillik alanda, piknik alanında o maşaları piknik çantanızın içine koyun. Bir tane de torba koyun. Piknik alanında çocuklarınızla birlikte çöp toplama etkinliği yapın. Hem ormanda yürüyüş için muhteşem bir etkinlik, hem çevreyi keşfetmek için muhteşem bir etkinlik, doğayı keşfetmek için muhteşem bir etkinlik, hem de bu arada doğayı temizlemek için muhteşem bir etkinlik. Çocuklar hemen diyor ki iyi de onu biz atmadık ki. Ben de diyorum ki orada biz yaşıyoruz. Kimin attığının bir önemi yok. Hadi gelin birlikte toplayalım. İnanın bana, geçen hafta oğluma erken doğum günü yaptım. Çünkü yazın doğdu ve bütün arkadaşları gitmiş oluyor. Hemen dedim ki hadi birlikte etraftaki çöpleri toplayalım. Gördüğünüz bütün poşetleri, pet şişeleri, hepsini toplayalım. Başta dedi işte biz yapmadık ki, biz atmadık ki. Dedim ki ne önemi var? Siz oynuyorsunuz, bakın bütün gün burayı siz değerlendirdiniz. Siz keyfini çıkardınız. Keyfini çıkartıp zarar verenlerin zararını biz
telafi edelim, biz temizleyelim, doğayı düzgün bırakalım. Böyle dediğim zaman mantıklı buldular, hemen toplamaya başladılar. Ben arabadan maşamı aldım, ulaşılamayan yerlerdeki çöpleri topladım. Koca bir çöp torbası doldu ve insan hiç rahat ediyor ardını iyi bıraktığı için. Çöp toplama maşası diye geçiyor olabilir. Böyle nasıl diyeceğim size, mandallı bir maşa o. Bence kolaylıkla bulabilirsiniz. Havalar güzelleşti, piknik sayınız çoğaldı. Daha çok doğayla berabersiniz, iç içesiniz. Muhteşem bir şey oluyor. Ne olur, madem dünya çevre sorunları günüymüş bugün, böyle bir maşa edinin arabanıza birkaç tane. Ve birlikte bu etkinlikleri yapın, hem yürüyüş için hem doğaya iyi gelmesi için. Efendim, Büyük Saatli Marif takvimine sağladığı fayda için teşekkür ederek hemen Bilgi Kültür takvimine geçiyorum. Ay, Nurhan Damcıoğlu'nun fotoğrafı var. 2023 yılında bugün hayatını kaybetmiş. Ölüm yıl dönümü bugün. Birinci yılı Nurhan Damcıoğlu'nun. İşte diyorum ya size, bazı insanlar aslında ölmüyor. Şimdi ben onun resmine baktığımda hala yaşadığını düşünüyorum. Ve böyle hemen gözümün önüne o halleri geliyor, muhteşem dansları, enerjisi zaten fotoğraftan bile fışkırıyor. 60'lı yıllarda Türkiye'nin ilk kadın Müslüman kantocusu. Düşünebiliyor musunuz? Sahneye çıkmaya başlıyor. Ve televizyon ve sinemada birçok filmde rol aldığı gibi kanto dünyasında da çok önemli bir isimdi Nurhan Damcıoğlu. Allah rahmet eylesin diyorum kendisine. Hemen sayfayı çeviriyorum. Bakıyorum neler varmış efendim. Evet, Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 adlı kitabından bir alıntı var. İyi yazarlar genellikle hayatın gerçeklerine dokunurlardı. Bu bakımdan kitaplardan neden bu kadar nefret edildiğini, korkulduğunu anlıyor musunuz? Hayatın gerçek yönlerini veriyorlar diyor Fahrenheit 451'de. İlginç bilgilerde 1969 yılında bugün dünyanın ilk süpersonik yolcu uçağı Tupolev test uçuşunda saatte 2430 kilometre hıza ulaşmış. Ses hızını aşmış. Sonra da ticari hizmete giren ilk süpersonik yolcu uçağı 1976 yılında Concorde uçağı olmuş. Anekdot bölümünde 1964 yılında bugün Amerika'nın başkanı Johnson, Kıbrıs'ta Rumların baskı ve cinayetlerine karşı Türkiye'nin müdahale girişimi üzerine İsmet İnönü'ye, daha sonra Johnson mektubu olarak anılacak olan ciddi uyarılarla dolu bir mektup gönderiyor. Değişik. Günün şarkısı bugün Kenan Doğulu'dan Kahve Olsun Mu? Gel bir kahvemi iç, iki çift lafın belini kıralım diyor. O kadar güzel ki sözleri ve şarkı. Uzun zamandır sohbet etmediğiniz arkadaşlarınız için şahane bir şarkı. Böyle birbirinize yollayıp birbirinizi kahveye davet edebileceğiniz harika bir şarkı gerçekten. Bugün önemli bir gün daha. Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz balıkçılıkla mücadele. Uluslararasıymış hem de. Doğru, yani avlanma meselesi denizlerin ömrünü kısaltıyor. Yasa dışı, izinsiz ve zamansız avlanma. O yüzden bunun farkındalığı için de önemli bir gün. Evet efendim, Ülkü takviminde de bilgilerimiz bu kadar. Atatürk takviminde Atatürk'ün yine yakışıklı bir fotoğrafı var. Yani her fotoğrafta yakışıklı bir lider, yapacak bir şey yok. Yenilseydik sorumluluk yalnız bana ait olacaktı demiş, biliyor musunuz, Mustafa Kemal Atatürk. Ordinarius Profesör Sadi Irmak bir akşam Atatürk'ün sofrasında tanık olduğu bu sahneyi şöyle anlatıyor. Bir ara konu İstiklal Savaşı'na geldi. Dikkat ettim, binbaşılar dahil her komutanın hangi birliğe komuta ettiğini, nerede bulunduğunu hatırlıyordu. O savaş ki araç gereç personel kıtlığı bugün güç hayal edilirdi. 30 Ağustos bu ruh haletinin eseriydi. Anlatışlarını şöyle bağladı. İşte bu büyük zafer böyle ortak bir eserdir. Şerefler de ortaktır. Ama yenilseydik sorumluluk ortak olmayacak. Yalnız bana ait olacaktı. Helal olsun. Ne diyeyim? Efendim, çok güzel bir gün diliyorum. Yarın yine aynı saatte Ceyda Düvenci ile bugün de bir arada olacağız Kafa Radyo'da. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Gecelerce günlerce her şeyi konuştuk diye özlemedim mi sandım? Yediğimiz içtiğimiz ayrı geçmez, günlerimiz azalsa da dertler aynı. 40 yıl oldu görüşmedik, hatırın bitti doldur geri. Konu sensen her zaman varım. Bir telefon.
uzaktayım, hep yanında yakındayım, hakikatle sırdaşım benim.